Değerli arkadaşlarım, dün üzücü bir olay oldu. Hepimiz çok üzüldük. Bir futbolda şiddet hadisesi. Halen bu gündem devam ediyor. Faruk Koca'nın eski milletvekilimiz olması sebebiyle bizim bu konuda bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız dün akşam sosyal medya hesabından şiddete karşı olduğumuzu güçlü bir şekilde vurguladı. Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine, parti tüzüğünün ilgili maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından bütün mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın en son Atina'da yeni bir sayfa açmak temelinde ortaya koyduğu irade ve kazan kazan temelinde süreci başlatmak üzere yaptığı açıklamalar bu bakımdan önemlidir. Aramızda çözülemeyecek bir büyük bir sorun yoktur şeklinde ifade etti bu iradeyi. AB Komisyonu tarafından biliyorsunuz bir Türkiye raporu, genişlemeden sorumlu komiserle dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Borrell tarafından ortaya koyuldu. Tabii burada karşılıklı ortak çıkardan kazanmaktan bahsediliyor. Tabii ki gümrük birliğinin güncellenmesi çok önemlidir. Tabii ki vize serbestisinin güncellenmesi çok önemlidir. Ama işin en tepesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifi vardır. Tam üyelik perspektifini bir kenara bırakarak, tam üyelik perspektifi konusunda Avrupa Birliği'nin verdiği sözlerden vazgeçmesini hiç değerlendirmeye almadan bunları söylemek, tam üyelik perspektifi ortada olmadığı zaman her zaman eksik kalır. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.